Dünya ve Biz'den iyi akşamlar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Emeritus Profesör Doktor İlter Turan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bu deyim, tanım yahut pek çok kişi için duyarsınız ama İlter Hoca gerçekten bu konunun, uluslararası ilişkiler konusunun ender duayenlerinden biri ülkemizde. Dolayısıyla onu stüdyoda ağırlamaktan onur duyuyorum. Hocam 76'da profesör oldunuz. Evet. Değil mi? Evet. Ben de 88'de uluslararası ilişkiler okumaya başlamıştım. Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümünde ve sizin makalelerinizi okuturdu. Özellikle Şule Kut hocamız. O da doçentti o zaman. Evet. Biz yani sizin rahle-i tedrisatınızdan dolaylı yoldan geçtik. Estağfurullah efendim. Şimdi karşılıklı oturuyoruz. Sizi buraya kadar yormuşken ben şöyle düşündüm. Yayından önce de konuşmuştuk. İzleyicilerimiz açısından da tekrar etmek istiyorum. Belli başlı küçük olaylara sıkışmayalım da şöyle küresel ve bölgesel sınamalar. Hani bu sınama sözcüğü hani challenge karşılığı kullanıyoruz. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz ama hani Türkçesi bu diye tercih. Meydan okumadan daha meydan iyi. Meydan okuma, evet, o iki sözcükten evet. Çünkü bir arada. Meydan okuma challenge'dan öteye evet. Bir şey. Yani evet. Veya challenge'ın bir manasını evet. Yansıtıyor ki evet. Normalde kullandığımız hı-hı. Manası da o değil. Değil. Bir de bu hani sınamalar karşısında Türk dış politikasının yönelimleri. Evet. Tutumları denebilir. Hani yönelim biraz daha aktifse, tutum daha durmaya yönelikse bunlar üzerine konuşuruz diye düşündüm. Bunu belki iki türlü yapmak sıra açısından mümkün. Hani bir önümüze bir teleskop koyup ileri doğru şöyle orta uzun vadeye bakmak ve de küreye bakmak. Belki de işi mikroskopa çevirip kendimize yarın ne olacak? Zaten bin bir bela içindeyiz. Suriye, Irak, İran hani bunları da konuşmak mümkün olabilir. Tabii burada sizi şöyle bir durumda var. Hani anlık bir resim çekmek mümkün belli konularda. Yahut hani bir akış, kan durumun yönelimi konusunda da sohbet edebiliriz. İyi kötü bunların hepsini de zannederim yapabiliriz. Zamanımız var. İzleyiciler açısından şunu da hatırlatayım. İlter Hoca'ya bir soluklanma fırsatı vermek bakımından ikinci bölümün başında da Soli Özel'le ABD'den bir bağlantı kuracağız. Onunla da sıcağı sıcağına zaten yakından takip ettiği, bildiği bir ülke. ABD'yi konuşacağız, Trump. Ve orada acaba biz sandığımız gibi gündemin hep en tepesinde Türkiye mi var Washington'da? Ben pek öyle düşünmüyorum çünkü. En az şu anda Maduro'nun olduğunu mesela biliyoruz yani. Yahut hatta Suriye Orta belki, Doğu mu acaba sürekli evet. Hani ABD bununla mı yatıp kalkıyor? Biraz Çin var mesela. Çin var tabii. Onu programın kapsamında konuşacağız. Şöyle bir taraftan başlayalım dilerseniz. Hani siz bütün ömrünüzce tabii yani ne bileyim işte demir perde, soğuk savaş onun bitimini de gördünüz. Ondan sonrası da gördünüz ama Türkiye'de de şu anda eski Türkiye denileni de gördünüz. Yenisini de. Eskisi bitti gerçekten yeni özgün, kendine özgü bir yaklaşım görüyor musunuz Türk dış politikasında? Şöyle bir genel size bir girizgah yapma fırsatı vereyim ilk başta. Şimdi efendim sadece gözlemlerimizi Türk dış politikasıyla sınırlayacak olursak hani eskisi bitti yerine yepyeni bir şey geldi dememiz kolay değil. Evet. Yani şöyle ifade edelim hani zaten Türk dış politikası hani değişen ortama göre kendini yenileyen bir politikadır. Ama çok istikrarlı ve aceleci olmayan bir çizgisi vardır. Yani şöyle bir özetleyecek olursak mesela iki savaş hocam, arası hantal dönem. Hantal demek ister misiniz yoksa hantal değil mi? Yani efendim şimdi şimdi hantal ifadesi belki zarif olmuyor zaten. ama şöyle bir şey söylememiz buyurun. Mümkün. Yani özellikle Türkiye hani kendisini yeni nispeten orta güçte bir ülke evet. Olarak hissediyor. Uzun yıllar maddi imkanları da son derece kısıtlı olduğu için
aceleci kararlar vermekten ve çok kaynak tüketilmesini gerektiren işler yapmaktan uzak durmuş bir ülkedir. Şimdi yani hatta baştan başlayalım isterseniz. Mesela tabii. Türk Cumhuriyet'in kuruluşunu hatırlayacak olursanız, yani savaştan çıkmış bir ülke, üstelik sadece bir Kurtuluş Savaşı değil, ondan önce bir Birinci Dünya Savaşı tabii. var, ondan önce Balkan Savaşları var, aynı zamanda işte Trablusgarp Savaşı var, ondan önce Girit kaybedilmiş vesaire, bir tükenmiş bir ülke. Ve üstelik yani Cumhuriyet'in kuruluşu sadece dışta bir mücadeleyle değil, içte de mücadelelerle gerçekleştirilmiş evet. bir olay. Bütün bunları düşündüğünüz zaman yeni kurulan rejim kendini yerleştirmek mecburiyetinde ve bu savaşın uzun yıllar topluma getirdiği tükenmişliği telafi etmek mecburiyetinde. Ülkeyi yeniden inşaya başlamak mecburiyetinde. O zaman ne yapıyor dış politikası? Temkinli davranıyor. Son derece temkinli. Bir de maddi kaynak kullanmayı gerektirmeyen yollardan gidiliyor mümkün olduğu kadar. Ve bu yani diplomasi. Diplomasi önce. Üzerine kurulu bir dış politikamız var. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda da bu politika yani çok yakından herkesin bildiği gibi devam ettirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kutuplaşmada Türkiye yine kendisi açısından gerçekçi olduğunu düşündüğüm bir değerlendirme yapıyor. Hangi bloku seçecek olduğunu düşündüğümüz zaman ve yine daha çok kendisini askeri bakımdan güçlendiren ve iktisaden de muntazam gelişmesini sağlayabilecek bir dış politika izliyor. Yani hatta şöyle bir trade-off, bir alışveriş var. Yani biz Batı savunmasına katkıda bulunuyoruz. Bunun karşılığında silahlı kuvvetlerimizi yeniliyoruz. Aynı zamanda ithal ikameci bir politikanın bizi sürüklediği iktisadi sıkıntılardan da arada sırada yine savunma değerimizi ileri sürerek istifade ediyoruz. Batı'dan kaynak aktararak sorunlarımızı aşıyoruz. Bu ne zaman değişmeye başladı? Yani 1970'li yıllarda bu ithal ikamesi artık sürdürülemezlik kazandı. Bilhassa petrol krizinin de gelmesiyle birlikte. Ve Türkiye 1980'de 24 Ocak kararlarıyla birdenbire hani ithal ikameci bir politikanın izlenmesini terk edip de hani ihracata dayalı büyüme modeline geçince tabii o zaman dış dünyayla iktisadi ilişkilerin de çeşitlenmesi gerekti. Çünkü artık şey her yere ihracat yapmanız lazım. Bu da bir öncelik olarak ortaya çıktı. Öncelik olarak ortaya çıktı. Ve bu da şeye tesadüf etti. Zaten Soğuk Savaş'ın tavsamaya başladığı bir döneme tesadüf etti. Onun için yani sonunda Türkiye'nin daha çok Sovyet blokuna yakın olduğu düşünülen ülkelerle de ilişki geliştirmesi pek sıkıntı yaratmadı. Nitekim sonunda Sovyet bloku çözüldü ve hani önemli bir piyasa ortaya çıktı. Şimdi o dönemden itibaren dış politikada bir çeşitlenme görüyoruz. Ama dikkat edilecek olursa o dönemde itici güç şeydir. İktisadi ilişkilerdir. Evet. Yani Türkiye iktisadi ilişkiler yanında siyasi veya güvenlik ilişkilerini başka bloku dışındaki ülkelerle aynı derecede derinleştirici bir yol izlemiyor. Bu politika günümüzün hükümeti ilk iktidara geldiği zamanda devam ettirilmiştir büyük ölçüde. Ve esas belki önemli değişme noktası 2008-2009'dan sonra başlamıştır ve Türkiye işte bir yandan vardı belki güçlenme noktasıyla bir yandan iktidarın dünya görüşleriyle bir araya gelince hani daha çok Orta Doğu'da bilhassa bir Sünni dünyanın lideri olabileceğini düşünmeye başlayarak. Buna hocam sizin gibi söyleyenler var, bu anlatıyı bu şekilde kuranlar var. Bir de yani işte Arap Baharı gibi bir olağanüstü gelişmeyi de mi AK Parti yarattı yahut Ankara'daki karar alıcılar yarattı, ona verilen
zorunlu yanıtlardan bu tarafa gelindi, 2011'den bu tarafa diyenler de var. Şimdi ikisi bir arada belki. Hı. Bakın yani şimdi mesela bizim İsrail'le kopuşumuz Arap Baharı'nı tekadüp eder. Evet. Daha önce gelir ve bu doğrudan doğruya Arap sokağını mutlu eden, hı-hı, ve hani Türkiye'ye karşı, hı-hı, sempati uyandıran bir gelişmeydi. Ama ifade ettiğiniz gibi Arap Baharı aslında Türkiye'nin tetiklediği bir olay değildir sureti katiyede. Fakat Türkiye'deki algılanış biçimi, ki dünyada da bundan çok uzak değildi. Yani Arap dünyası uzun süredir beklenen demokratikleştirici bir gelişmeye sahne olmaktadır diye düşünüldü. Fakat kısa bir süre sonra ortaya çıkan görünümün bir darmadağınıklık olduğu, bir ikincisi demokratlaştırıcı olmayabileceği ortaya çıkmaya başladı. Peki hocam, hem oradaki Ankara bir yandan hani biz demokratikleşme tarafındayız, biz tarihin doğru tarafındayız, özgürlükçülerin tarafındayız derken, ama aynı sayfanın alt tarafında da dediğiniz gibi hani Sünni Arap, Sünnicilik ve belki de bu Neo-Osmanlıcılık denilen hani eski coğrafyaya, o ihtişamlı geçmiş kimilerinin dediğine göre oraya doğru yürüyoruz gibi bir fırsat mı görüldü ve yanılgı orada mıydı? Yani yanılgının belki değişik boyutları var. Yani zannediyorum, hani tabii geçmişte dinin oluşturduğu varsayılan bağların belki çok güçlü olduğu ve o bağların yeniden tesis edilmesiyle Türkiye'nin güçlü bir konuma geleceği düşünüldü. Fakat tabii bu düşünceyle yola çıkanların biraz Osmanlı'nın çöküş tarihini daha yakından incelemeleri gerekiyor. Çünkü yani Osmanlı'nın hani gerilemesinin muhtelif sebepleri var tabii. Bunların başında belki yani Batı'daki Rönesans'ı ve onun arkasından gelen işte bilimsel araştırmaların düzenlilik kazanması, sürekli yenilik getirme, şey arkasından gelen ticarileşme, sanayileşme vesaire. Yani bunları bir kere görmezlikten gelemeyiz. Bizim toplumumuz böyle bir deneyim yaşamadı. Yaşamıyor. Bir kere bunu hatırlamak lazım. Fakat ikincisi, yani sanayileşmeyi de yaşamadı. Sanayileşmeyi de yaşamadı. Bir şeyi de hatırlamak lazım. Yani bakın, ulusçuluğun gelişini hatırlamak lazım. Yani ulusçuluk netice itibariyle 19. yüzyılı niteleyen bir ideolojidir. 19. yüzyılın başında Napolyon'un Fransa'da başlattığı ve çok uluslu imparatorluklara karşı bir ideolojik silah olarak kullandığı ve ilk başta hatta İtalyan milliyetçiliğini tetikliyor, hatırlayacak olursanız. Evet. Çünkü Avusturya Macaristan Akdeniz'e inmiş, Venedik filan onların elinde ve bunlara karşı Napolyon İtalyan milliyetçiliğini tetikliyor. Fakat bu mücadelede bu milliyetçilik akımları yavaş yavaş doğuya doğru da hareket ediyor. Ve işte Balkanlara sıçrıyor. Ve 1870'li yıllara filan geldiğimizde Arap dünyasına da sıçramış vaziyette. Osmanlı'da da o milliyetçilik Müslümanlık üzerinden yürüyor ama, öyle değil mi? Yani hayır, şöyle bir şey var. Döneminde. Yani şimdi milliyetçiliğin kimlik anlamında söylüyorum. Evet, milliyetçiliğin toplumu ayrıştırıcı sonuçları görülünce toplumu bir arada tutacak zamk ne olabilir sorusunu Osmanlı yöneticileri sormaya başlıyorlar ve yani artık çok hepimizin bildiği gibi üç ayrı cevap veriliyor. Bunların bir tarih sırası da var. Yani birinci cevap Osmanlıcılık diye bir kavramın ortaya atılmasıdır. Daha önce yani böyle bir zamka ihtiyaç yok. Arkasından o Osmanlıcılık ileri sürüldüğü zaman milliyetçilik almış yürümüş. Yani dolayısıyla geç kalmış bir ideoloji oluyor. Bunun üzerine belki yani en azından imparatorluğun Müslüman nüfusunu bir arada tutabilmeyi ümit eden ve belki imparatorluğun eksenini de biraz doğuya çekecek bir İslamcılık
düşüncesi ileri sürülüyor. Bunun da yeterince bir zamk olmadığı görülünce son olarak Türkçülük geliyor. Tabii ya bunları sadece bir Osmanlı'da ortaya çıkan bir gelişme şeklinde de değerlendirmemek lazım. Mesela Türkçülük ki pan-Türkizm şeklinde ortaya çıkmıştır ilk çıktığı şekliyle. Aynı zamanda bir pan-milliyetçilik akımları var. Yani pan-Cermenizm, pan-Slavizm gibi akımlarla eşanlı olarak hani pan-Türkizm veya pan-Turanizm da geniş olarak ortaya çıkıyor. Ve hani bu üç akım zaman zaman bir arada ve birbirini etkileyerek bazen de birbiriyle rekabet ederek geliyor. Yalnız yani bu aşamada hiç unutulmaması gereken şey Araplarda da Osmanlı yönetiminden kopma girişimleri var. Hatta belki tam milliyetçilik tezahürü olduğunu söyleyemeyeceğim ama ilk ciddi kopmayı zaten Mısır'da. Evet. Veya bir başka türlü birliktelik başka arayışı var belki. Evet. Yani bir ve bu dolayısıyla Osmanlı şey yapıyor zaten. Yani bütün çok uluslu imparatorluklara meydan okuyan mı diyelim, sınayan mı diye. Bütün çok uluslu imparatorluklar burada meydan okumak belki daha doğru bir ifade olacak. Evet. Meydan okuyan bir varlıklarını tehdit eden bir milliyetçilik akımı var. Bu Osmanlı'yı da tehdit ediyor ve önce batısında başlayan kopmalar sonunda güneyine de sıçrıyor. Tabii ki bugün de olduğu gibi hani bu bölgelerde nüfuzunu artırmak isteyen ülkelerde bu akımlarla işbirliği yapıp tahrikçiliğini de yapabiliyorlar. Bütün bunlar olup biterken bir yandan İlter Bey, tabii hani bunlar, bu konuştuklarımız bir akademik ortamda bir takım insanlar bir araya gelip bir beyin fırtınası yapar gibi olan şeyler değil. Bir de sahada sürekli, başta sizin de vurguladığınız gibi, sürekli savaşlar var. Sürekli badireler, belalarla uğraşmak durumunda. Hani şöyle demek de belki yani, hani sürekli birileri Osmanlı'nın toprağına göz dikmişti demek istemiyorum ama şu da gerçek ki sürekli bir belayla, zorunlu ittifaklarla o düşmanlıklara karşı bir yanıt üretmeye çalışıyor. Hayır, bakın birileri Osmanlı toprağına da göz dikmiş vaziyette. Evet. Yani evet, onu da görmemiz lazım. Çünkü şeyde yani bu işte kapitalizmle birlikte çağrıştırılan sömürgecilikten bahsettiğimiz zaman bunun iki ayrı evresi var. Bir tanesi bu ilk keşifler sonrasında işte Amerikan kıtasına yoğun göçler şeklinde cereyan ediyor belki Afrika'da. Fakat ikinci bir dalga var. Yani şimdi bakın İtalya bir devlet olarak tarih sahnesine 1861'de çıkıyor. Almanya tarih sahnesine bir birleşik ünite, bir devlet olarak 1872'de çıkıyor. Şimdi bunlar da o dönemin diğer büyük devletleri gibi şey arıyorlar. Yani işte itibar sembolleri ve güç sembolleri, sömürge sahibi olmak. Ve bu Almanya açısından biraz olaya baktığınız zaman, yani Almanya bir deniz gücü, çok kara gücü, bir kara gücü ve o Osmanlı İmparatorluğu istikametinde yayılmak istiyor. Keza İtalya'da büyük bir deniz gücü değil, o da işte yine Osmanlı'dan bir takım Akdeniz bölgeler elde etmek istiyor. Veya Afrika'da, ve Libya, Afrika'da işte şey ve işte bitiyor. Bu geçen yüzyılın yani 20. yüzyılın başına geldiğimiz zaman Almanlar işte Bağdat demir yollarıyla Orta Doğu'ya doğru uzanmak isterken İtalyanlar da Trablusgarp, Libya'yı yani şey ele geçirmeye ve 12 adayı işte yani o şeyden Türkiye'nin güneybatısında ve adalarda yerleşmeye çalışıyorlar. Evet. Buraları sömürgeleştirmeye çalışıyorlar. İngiltere ve Fransa şey üzerinden, Mısır üzerinde mücadele etmişlerdi nüfus kurmak için. Sonunda İngiltere bu mücadeleyi kazanıyor bildiğiniz gibi. Ve nihayet Lübnan'da büyük bir mücadele vardır. Yani 1860'da
işte bilhassa Fransızların oraya müdahalesi söz konusu. 61 miydi yoksa yanılıyor olabilirim. Ve yani birinci harp sonrasında da zaten işte İngiltere, Irak, Filistin vesaire işte Kıbrıs'ı kesinleştiriyor. O arada yani zaten Birinci Dünya Savaşı bütün bu gelişmeleri yakalayıp belki üzerinden geçen bir sel gibi dağılımı değiştiriyor. Bu şekilde şöyle bir geçmişe doğru baktık. Hani tek daldık galiba. Yok temeli atmış olduk. Ana hatlarıyla yine hani sınama, meydan okuma, işte imtihan, test veya daha izleyici açısından söylemek gerekirse daha anlaşılır kılmak, hani bela badire diyelim. Şöyle ileri baktığınızda yakın vadeli, orta vadeli belaları, badireleri nasıl görüyorsunuz Türkiye'den baktığınız zaman? Şimdi efendim dünyaya bakarsak bir de Türkiye çevresine bakarsak iki ayrı belki cevap. Yani küresel, bölgesel diye ayırabiliriz tabii. Şimdi küresel... Biz de küredeyiz neticede, bizi de bir ucundan etkileyecek. Yani küreselde şöyle bir şey var. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan egemenliğinde bir dünya sistemi kuruldu. Bir yönetim sistemi. Aslında bunun bir rakibi de vardı. Bir alternatif vizyonu savunan Sovyet sistemi ve çok da sürdürülemedi. Yani fakat bu sistem bugün artık yürütülebilirliğini yavaş yavaş kaybediyor. Yani bakın birkaç örnekle de açıklamaya çalışalım. Şu anda yani işte Venezuela'ya bakıyorsunuz. Parası Amerika'da donduruluyor. Adam kendi veya şeye veriliyor, muhalefete veriliyor. Amerika böyle bir konumda. Bütün dünyadaki para akışlarını denetleyebiliyor veya siz İran'la bir alışveriş yaptığınız zaman New York'tan geçmeden bunu yapamıyorsunuz. Şimdi kendi para birimimizle yapalım diye yapalım gibi formüller ki bunlar da pek kolay olmuyor. Şimdi böyle bir hakimiyet var. Bu işte IMF'te Amerikan hisseleri şey işte Birleşmiş Milletler'e bakıyorsunuz İkinci Dünya Savaşı sonrasında güçlü olan veya güçlünün himaye ettiği savaştaki başarısı büyük bir soru işareti teşkil eden Fransa gibi ülkeler şey veto hakkına sahipler Güvenlik Konseyi'nde. Buna karşılık Almanya aynı konumda değil, halbuki Avrupa'nın en güçlü ülkesi. Herhalde Hindistan veya Brezilya'da en az bu ülkeler kadar kendi bölgelerinde. Yani dünya beşten büyüktür diyorsunuz. Yani efendim o şekilde ifade edenlerde bulunduğunun ben de bilincindeyim. Ve böyle bir şey var. Yani dünya yönetişimiyle değişen dünya realiteleri şey yapmıyor. Yani bu ama tabii, ABD'nin tabii askeri gücü ve askeri harcamalarının hem büyüklüğü hem kendi bütçesine oran, küçük oranına baktığımızda da çok ötesinde duruyor. İkinci sıradan gelenin bile, öyle değil mi? Evet, fakat bakın şimdi yani devam edecektim zaten. Güvenlik alanında tabii da bir şey var dünyada. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndaki güvenlik düzeni Amerikan önderliğinde Sovyet blokuna karşı durmak üzerine inşa edilmişti. Şimdi Sovyet bloku kalmadı. Fakat Amerika o güvenlik düzenindeki egemenliğini aynı şekilde sürdürmek istiyor. Bu pek mümkün olmuyor. Ve işte son şey Trump'ın gelmesi bu sefer tersi ve Amerika'nın dünyayı yönetemeyince kendi kabuğuna çekilme temayülü dediğimiz bir temayüle dönmesini simgeliyor. Buna karşılık hani bakıyorsunuz işte Çin muhtelif çıkışlar yapıyor. Bir yandan Pasifik'teki Amerikan ağırlığına meydan okuyor. Bir yandan doğudan batıya doğru işte bu İpek Yolu ilişkili projelerle gücünü batı istikametinde hissettirmeye, oralara teşmil etmeye çalışıyor. Bir yandan da limanlar Pakistan'ın güneyinde işte, Sri Lanka'dan durmadan. Gavdar limanını yaptı. Şeyde Sri Lanka'da onun üstüne oturdu aldı, neredeyse. Orayı üstte yaptı Hindistan'a karşı filan. Yani şimdi bu tür bir şey var ama henüz belirsiz. Çünkü henüz yani yeni bir dünya düzeni oluşmuş
değil. Bu arada onun hatlarını göremiyoruz. Öyle daha göremiyoruz. Daha güçlenen ülkeler var. Bir an hatta bunların çok daha güçlenecekleri var sayılmıştı. Hani Brezilya bunun bir örneği. Hatta kendi ülkemizde belki daha önce sergilediği gidişle yükselen yıldızlar arasındaydı. Şu anda Güney Afrika'yı da sayanlar. Güney Afrika'yı sayanlar var vesaire. Yani şimdi şu anda yalnız gidişin nereye olacağı, nasıl bir düzenin oluşacağı henüz kesinleşmiş değil. Bunu uluslararası ilişkiler olarak söylediniz. Bir yandan da hani özgürlükçülük ya da hani şu liberal, bizde liberal sözcüğüne farklı anlamlar yükleniyor tabii ama hani liberal dünya düzeni, bunun da sonu, hani demokrasi, tarihin sonu dediği malum. Orada da mı şüphe? Orada da yani daha karanlık bir dünya. Karanlık bir dünya. O birkaç şekilde, onun için ben çok uzun konuşabilirim. ya şöyle bir şey var yalnız, yani kısa olarak şunu gözlüyoruz ki hemen bütün toplumlarda popülizm dediğimiz bir olayın ürettiği hükümetler var. Tabii her toplumun popülizmi kendi özel koşulları içerisinde bir içerik kazanıyor. Ama yani ortak tarafları nedir bu popülizmin dediğiniz zaman, bir kere mevcut yönetici seçkinlere karşı bir hareketi temsil ediyor. Bu kesin. Yani şu andaki yönetici kadroların yerini almayı öngören bir hareket. Genellikle popülist hareketler lider odaklı. Ve genellikle siyasi gücün sınırlandırılmasına dönük kurumsallaşmaları reddediyor. Yani bir işte yargının siyasi iktidarı denetlemesi mi? Yok. Efendim gücün parlamento veya şeyle, yani yasama ve yürütme gücünün birbirini dengelemesi mi? Hayır. Birbirini tamamlaması. Ve önemli bir şey tarafı var. Yani bu popülist hareketlerin hepsi çoğunlukçu, majoriter. Yani çoğunluğu alan her şeye kadirdir gibi bir... doğrudan demokrasinin yanlış bir yorumu gibi mi anlamalı? Şimdi tabii... Katılımcılık, temsil meseleleri var burada çünkü. Yani, ya da katılım yani doğrudan, şimdi, katılımcılık değil doğrudan mi? Demokrasi esas itibariyle hani ilk geliştiği ortamla sonradan kavuştuğu şekil arasında çok önemli farklar var. Yani ilk başta işte şehir devletlerinde belki işte az çok herkesin katılabileceği bir yönetim biçimiyken, yani günümüzde halk oylamalarıyla yürütülen bir şey. Halk oylamaları aslında istisnai olarak önemli meselelerde kullanılan bir araçken, günümüzde giderek sıradanlaşmaya başlayan ve yani vekillerin vesayeti yerine asillerin talimatı usullerini belki egemen kılıyor. Bu da yani pek sağlıklı ürünler vermiyor. Yani bana inanmıyorsanız İngilizlerle bu konuda sohbet edebilirsiniz. Tahmin ediyorum. Orada biliyorsunuz bu sarı yeleklerde de bu şu anda ciddi bir tartışma konusu. Yani bu iki ay boyunca Cumhurbaşkanı Macron orada işte sohbetler düzenliyor. Belediye başkanlarından başladı ama doğrudan sarı yeleklerle de konuşuyor. Orada bu referandum konusu hep ele alınıyor. Yani bunun iyi tarafı nedir, kötü tarafı nedir? Hani bunu çok istiyorsunuz ama uygulandığında acaba demokrasinin sağlığı bakımından olumlu mu olacak diye. Fakat şehir devletleri örneğini vermeniz de ilginç. Çünkü kimileri de daha ademi merkeziyetçi, daha küçük birimlere yetkiler dağıtıldıkça bu işin üzerinden gelinir diye denebilen var. Bunu neden soruyorum? Türkiye'de Cumhuriyeti de yani kurulduğundan bu yana gayet merkezi bir yapı. Bizde bir anlamda rejim değişti, evet, başkanlık, ama idari bakımdan merkeziyetçilikte bir değişiklik yok, öyle değil mi? Yani hep merkeziyetçilik ağırlığını koruyor, evet. Yani bu geçerli. Fakat siz daha genel bir soruna işaret ettiniz. Evet. Yani sadece Türkiye'yi inhisar eden bir sorun da değil. Yani ona şöyle bir şey cevap vereceğim. Yani dünyada olanlara bakarak. Şimdi bakın, demokrasi dediğimiz yönetim biçimi esas itibariyle sanayi toplumunda gelişmiş bir
yönetim biçimidir. Ve demokrasinin bir anlamda sertli işlemesi sermaye emek çelişkisinin ürünüydü. Yani şimdi demokrasinin gelişmesine bakacak olursanız, yani sermayenin parasal gücüne karşı emeğin sayısal gücünü kullanarak bir denklik kurma mücadelesiydi bu. O zaman yani tarafların belirlenmesi de nispeten kolay oluyordu. Şimdi bunun sonucunda ne oldu yalnız? Bunun sonucunda aslında sosyal devlet olgusu gelişti. Sosyal demokrasi birçok ülkede hakim ideolojilerden biri oldu. Bazı yerlerde de çok uzun süreler iktidarda da bulundu. Şimdi bu gelişmeler sonucunda bugün özellikle nispeten maddi imkanları daha gelişkin olan toplumlarda, Türkiye bile bunun bir istisnası değil şu anda bakacak olursanız, sosyal devletin birçok mekanizması oluştu ve işlemeye başladı. Yani ne oldu? İnsanlar artık işsizlikten eskisi kadar korkmuyorlar, işsizlik sigortası var. Evet. Hastalanmaktan eskisi kadar korkmuyorlar, sağlık sigortası var. İşte okumak bir mesele değil, yani sonunda kamu hizmeti olarak eğitim kişiyi üniversite mezunu dahi yapabiliyor. Birçok alanlara baktığınız zaman aşağı yukarı aynı kolaylıkları görüyorsunuz. Şimdi böyle olunca aslında partileri şekillendiren ve herkesin anladığı ve dert edindiği sorunlar halledilmiş vaziyette. Bu sefer herkes kendi ilgi alanına kayan davalarla ilgilenmeye başlıyor. Hatta bir şey daha ekleyeyim. Yani bugün yine dünyada çok yaygın görülen bir şey var. Bu bir şey. Sanayi üretimin gayri safi milli hasıla içerisindeki payı azalıyor. Hizmetler sektörünün artıyor. Evet. Bunun yanında yine şeye baktığınız zaman, yani bu toplumların gidişatına, mesela sendikalarında etkisi azaldı. Etkisi azaldı ve sayısal kayıplara uğruyorlar. Yani çünkü sendikalarda sanayi toplumunun bir örgütleşme biçimiydi. Bu ama dediğiniz gibi bu aşamalardan geçen Batı ya da gelişmiş demokrasilerde böyle. Bize bunu döndürdüğümüzde, yani söylediğiniz şu vardı, çünkü siyasi partiler arası çok fazla farklılık kalmadı. Örneğin Fransa'da işte Macron partim bile yok dedi geldi. Bir şey daha söyleyecektim, o da şu. Böyle olunca insanlar kendi değer verdikleri davalar peşinde koşmaya başlıyorlar. Evet. Yani bakıyorsunuz işte kimi çevre, kimi bilmem kadın hakları, kimi şey ve yani böyle toparlayıcı siyasal hareketler yerine dava güdücü hareketler. O tür devlet adamları da çıkmaz oldu zaten. Evet. Hani eskiden sayabilmişler, De Gaulle, Churchill, hatta belki Mitterrand falan, ne bileyim, ya da ABD başkanlarından. Öyle insanlar çıkmıyor. Belki bugünün şartları olsaydı o insanlar çıkmayacaktı. Yani onu da hatırlamak lazım. Çünkü yani başka işte bir... O da sınama dediğimiz belki mesela. Yani başka bir husus daha var. Bakın şimdi bir anda hani insanların böyle işte şeyleri temin edilince, temel ihtiyaçları davalar peşinde koşmaya başlıyorlar. Bunları bütünleştirmek daha güç. Neden derseniz dar kapsamlı meselelere insanlar çok önem veriyorlar ve uzlaşmacı yaklaşımlarda da bir aşınma oluyor. Şimdi buna karşılık başka sorunlar da çıkıyor. Bir kere bunları bütünleştirip herkesin benimseyeceği politikalar üretmek çok zor. Evet. İşte müsaade ederseniz ben de tam onu diyecektim. Bu uzlaştırılmaya çalışılan parçalar, örneğin işte ne bileyim Fransa'da adam Macron parti bile kurmadı. Kurmadı. Hiçbir seçime girmemiş ömrü boyunca. Ve kazandı. İlk girdiği seçim Cumhurbaşkanlığı kazandı. Gitti, kendisi Sosyalist Parti Cumhurbaşkanı'nın danışmanıydı. Başbakanını sağdan seçti. İşte bir ayrılan çevre, örneğin dönüşümden sorumlu bakanı çevreci atadı falan, böyle bir şey. Bize göre hani küçümser tavırla konuşursak yamalı bohça.
yahut bir mozaik kurdu. İşte iyi kötü idare ediyor. Bize geldiğimizde ise bu partiler hemen işte biliyorsunuz hani KON'da Bekir Ağar'dır, bu araştırmalarda da hep ortaya çıkıyor. Bir taraf İslamcı, biri laik, öbürü milliyetçi, biri Kürt gibi böyle kabaca bir kimlik üzerinden çok daha sert bölünmüş gibi. Hani yine dediğinizi bir anlamda karşılıyor. Birleştirici ortada bir şey yok. Artık böyle bir düşünceler üzerinden konuşulmuyor ama çok katılaşmış ve birbirlerini de belki düşmanlaştırmış kimlikler üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bu yine hatırlıyorum, bu da sadece Türkiye'ye inhisar eden bir görünüm değil. Yani esas itibariyle böyle bir parçalanmışlığın nasıl yönetileceği konusunda da farklı yaklaşımlar var. Ya siz bunların hepsine bir parça bir şeyler vererek bir bütünlük sağlamaya çalışabilirsiniz ki sizin işaret ettiğiniz yamalı bohça yaklaşımı bunun tezahürüdür aslında. Yani aslında olumsuz kullanmak istemedim. Olumsuz, hani evet, tarif yani etmek yani bu şey mozaik galiba evet, daha yakıştı evet, o bakımdan. Fakat bir de yani bütün bu farklı ve çelişkili ortamı bir arada tutmak için baskı, otoriterlik. Yani iki, o da kestirme bir yol. Yani bu kestirme bir yol olabiliyor. Yani bunu Avrupa Birliği içerisinde de görüyorsunuz. Evet. Yani mesela Polonya hükümeti bu farklılaşmalara çok tahammülsüz. Evet. Macaristan öyle. Bir ölçüde Slovakya'da öyle. Pek basına yansımıyor. Hele biraz doğuya Rusya'ya gittiğiniz zaman tamamen öyle olduğunu görüyorsunuz. Yani Putin 99-98 Adana mutabakatında işte bugün onunla ilgili biraz okumuştum da 98'de FSB'nin dış istihbaratın başına geliyor. Bir yıl sonra devlet başkanı oluyor zaten. İşte 2019 20 yıl. 20 yani 20 yıldır orada. Şi biliyorsunuz Çin'de anayasaya koydurdu ömür boyu. Xi Jinping maalesef. Halbuki yani Çin çok ilginç bir şekilde yani aşağı yukarı her 10 senede bir lider yenileme sistemi kurmuştu. Ve sağlıklı bir lider yenilenmesi formülü ortaya çıkarmıştı. Xi Jinping bunu peki bunu tabii bu çok aydınlatıcı oluyor ama hani dış politikaya bu programın konusu bakımından çekersek soğuk savaşa değindiniz. Türkiye doğru tercih yapıp kendini işte NATO'ya attı dediniz bir anlamda ya da ben öyle tercüme ediyorum. Bugün de soğuk savaş bitmesine rağmen en sıcak konu bizim için Suriye. Orada belki bu Rusya-ABD çekişmesi mi Türkiye'ye bir alan açtı? Biz bunu kullanarak mı yaptıklarımızı yaptık? Şimdi ABD çekilince bu denklem bozulup çıkıyor mu? Şimdi bakın yani Suriye olayları ilk gelişmeye başladığında yani bugün daha netleşmiş olan bir Amerikan-Rus rekabeti henüz yeterince ortaya çıkmamıştı. Burada Türkiye kendisi için bir boş alan olduğunu düşündü. Ve burada çok ciddi bir değerlendirme hatası yaptı. Yani böyle bir alanın büyük devletlerin de vazgeçmeyeceği bir ilgi alanı olduğunu idrakte biraz belki yanılgıya düştü. Ve bu yanılgıya düşmesi dolayısıyla bugün de bu sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Yani çünkü şu anda yani Türkiye'nin istedikleriyle gerek dostumuz Rusya'nın gerek dostumuz Amerika'nın istedikleri arasında bir tam uyum olduğunu söylememiz mümkün gözükmüyor. Peki burada yapılanların çoğu Suriye'de beka sorunu başlığı altında izah ediliyor. Hani neden bunlar yapılıyor diye sorulduğunda işte askeri harekatlar, izlenen tutum, Şam'ı tanımamak ve PYD, YPG'yi tanımamak, beka sorunu var denildiği zaman da zaten aslında tartışma kesiliyor. Tartışması ondan sonra zor oluyor. Burada sizin gördüğünüz oyun sonu stratejisi nedir Türkiye'nin? Yani ne olursa hedefe varılmış olmuş olacak. Şimdi efendim tabii hedefin değiştirilmesinden bahsetmek daha doğru olacak zannediyorum. Yani çünkü dünkü hedef değil diyorsunuz bugün. Yani şimdi eski hedef daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi zaten bu mesela işte Şam
Emevi Camii'nde cuma namazını kılmak şeklinde hani halka da intikal edebilecek hoş geldi insanlara da bir ifadeyle formüle edilmişti. Şimdi böyle Türkiye'nin nüfuzunu Suriye'ye ve Mısır'a doğru götürerek bir Orta Doğu'da ki bu ülkelerin lider konumuna geçmesinin imkansızlığı bütün berraklığıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi bunda ısrar etmenin bir sonuç getirici tarafı olmadığı da belli oluyor. Şimdi o zaman belki en doğru iş yapılması gereken durumu yeniden değerlendirmek ve izlenen politikanın iyi niyetle şüphesiz izlenmiştir. Ama başarılı olmadığını teslim etmek ve yeniden durumu değerlendirmek lazım. Şimdi bakın beka sorunundan bahsettiniz. Hani Türkiye'nin bir endişesi var. Haklıdır da hani işte PKK yurt dışından Türkiye'ye hareket ederek girerek olaylar yaratmakta ve oradaki gerilim dolayısıyla belki Türkiye'nin uzun vadede toprak bütünlüğünün tehlikeye düşebileceği endişeleri ortaya çıkmaktadır. Bunun çıkmasının bir sebebi de hani bu güçlerin işbirliği yaptığı daha büyük güçler olmasıdır. Yani tamam bunların hepsini kabul edelim. Fakat bakın temizsiz Adana mutabakatına atıfta bulundunuz. Aslında, son zamanlarda çok moda oldu biliyorsunuz. Adana mutabakatı imzalandığı dönemde Türkiye'nin endişelerini giderici sonuçlar doğurmuştu. Yani bunu gözden uzak tutamayız. Yani 1998 yılında Atilla Ateşpaşa böyle parmağını da Suriye'ye uzatarak hani tahammülümüzün sınırına geldik dedikten sonraki değişmeye baktığınız zaman yani daha önce PKK'yı Türkiye'ye karşı destekleyen Suriye bundan tamamen vazgeçmişti ve ondan sonraki değişimde Türk-Suriye ilişkileri çok olumlu bir çizgiye de girmişti. Yani Suriye sureti katiyede PKK'yı artık desteklemiyordu. Türkiye ile özellikle iktisadi alanda işbirliği yapmaya hazırdı. Yavaş yavaş Hatay üzerindeki iddiası küllenmeye bırakılmıştı. İşte stratejik ortaklık diye ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılmasına geçilmişti. Bizim o zamanki başbakanımız da Beşar Esad ortak tatiller dahi yapmaya başlamışlardı. O tarihlerde tesadüfen ben birden fazla defa Suriye'ye gitme imkanı da buldum ve Suriye'deki halk da Türkiye ile barışıktı ve Türkiye gibi olmak istiyordu. Herkes Türkiye ile nasıl ilişkiler gelişir ve kendilerine de bunun bir iktisadi faydası olur şeklinde iyi niyet arayışları içerisindeydi. Ve şimdi bu değişti. Yanıldık. Yanıldığımız başka konular da var. Mesela yanıldığımız konulardan bir tanesi Arapların Türklerin liderliğini büyük bir teheyyüçle diye büyük bir heyecanla kabul edeceği gibi benim gözlediğim gerçeklerle bağlantısı olmadığını zannettiğim bir varsayım. Yani böyle bir haleti ruhiye veya böyle bir düşünce Araplar arasında. Hocam şundan da mı oldu? Hani Libya'da kazık yedik. Yani Ankara'nın algısını söylüyorum. Mısır'da da kazık yedik. Artık burnumuzun dibinde Suriye'de ben bu dolmayı bir daha yutmam. Masaya yumruğumu vururum gibi bir... Şimdi efendim yani ne yapmak istediğinize bağlı bu. Masaya yumruk vurmak sonuç getirecekse vurursunuz. Getirmeyecekse vurmanıza ihtiyaç bulunmayabilir. Yani şimdi bazen vurursunuz ama sonuç getirmez. Yanlış yaptığınızı da kabul edersiniz. Yani benim şu anda gördüğüm sorun şu. Yani Türkiye'nin benimsemiş gözüktüğü hedeflerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani şu anda mesela bizim Suriyelilerle görüşmemiz lazım.
Çünkü yani evet, Suriye ile görüşmemiz kendi açımızdan da güç, Suriyeliler açısından da zor. Yani çünkü neticede bu rejimin gitmesini istedik biz. Ama kaldı. O kaldı. İşte biz o ülkeye gidip cuma günü işte Şam'a yetişeceğimizi düşündük. Olmadı. Vesaire. Şimdi belli ki böyle Suriye'deki yönetimin değişmesi şu anda mümkün değil. Hele Amerika çekileceğini beyan ettikten sonra bu olasılık daha da uzaklaşmış bulunuyor. Buna karşılık hani Türkiye'nin henüz değerli bütün imkanlarını kaybettiğini de düşünmüyorum. Ama Esad rejimiyle bizim görüşmemiz lazım. Hatta diplomatça evet, bir hata ettik. Yanlışlık oldu. Onu kamuoyu açık mı söylerdiniz siz olsanız, yoksa şimdi kapalı... Efendim, yani bu politikayı izleyen bir hükümetin o takdiri kendisinin kullanması lazımdır. Peki yani... aynı bağlamda Kahire'yle de konuşmuyoruz biz, Tel Aviv'le de konuşmuyoruz. O da vahim hatadır. Bunlar da hepsi bir arada mı olmalı? Veya eksikliğini görür müsünüz? Hadi bu Suriye komşu, ötekiler kusurka, onlara gerek yok. Hayır, yani bakın şimdi Suriye komşu diyorsunuz ama her biri birbirine bağlantılı. Şimdi mesela Mısır'la aslında bu ilişkilerimiz bozulmadan önce genişlemekte olan iktisadi ilişkilerimiz evet, vardı. O serbest bölgeye yatırımlar yapılıyordu. Serbest bölgeye yatırımlar yapılıyordu. Hatta yani Mısır'ın en iyi otobüsleri bir Türk firması tarafından yapılıyordu. Ve bu olaylar başlamadan o firma Kahire Belediye otobüslerinin siparişini almıştı. Yani 300 tane otobüs yapacaklardı. Aynı şekilde Türkiye'de pahalılaşmaya başlayan üretim alanlarındaki bazı fabrikalar, bu işte şey Kahire'nin dışındaki o serbest sanayi bölgelerine doğru hareket etmeye başlamışlardı. Böyle bir şey var. İkincisi, bizim Suudi Arabistan'a ve Körfez'e olan ihracatımız mesela yine Suriye'den veya Mısır üzerinden de gidiyordu. Evet. Şimdi bu yollar da giderek zorlaştı. Evet. Ve yani şu anda sizin de izlediğiniz gibi bu doğal gaz çıktı. Mesela bunun batı piyasalarına sevki konusunda Türkiye'yi dışlayan formül arayışları, ki gayri iktisadi arayışlardır bunlar, ama çok yoğun bir şekilde cereyan ediyor. Şimdi Güney Kıbrıs'tan, yani, Yunanistan'dan, İsrail'e hani biz bu eylemlerimizle Güney Kıbrıs'ı da güçlendirme gibi pek arzuladığımızdan emin olamadığım bir... Doğru. Yola girmiş bulunuyor. Dilerseniz bir virgül koyalım. İlk bölümü burada bitirelim. Değerli Profesör Doktor İlter Tuğran ile ikinci bölümde de bu minval üzere biraz daha yakın bölgemizdeki sınamaları ve onlara ne yanıtlar verebileceğimiz konusunu konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümün başında da Soli Özel ile ABD'den bir bağlantımız olacak. Lütfen bizi izlemeye devam edin.